Ve Ekrem İmamoğlu adliyedeki işte bu görüntülerin ardından rotasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Saraçhane'ye çevirdi ve oradaki son durumu Beyaz Haber ekibinden Sercan Kahveci aktaracak bizlere. Murat Erçin haberde de izledik. Maltepe'deki tutanakların, birleştirme tutanakların Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'na gönderilmesinin ve incelenmesinin ardından YSK kararını verdi ve Ekrem İmamoğlu Çağlayan adresindeki İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra ilk iş Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gelmek oldu. Saat 18 sıralarında Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye binasına geldi ve burada görevi devralmak üzere tabii ki buraya geldi. Yoğun bir kalabalık karşıladı Ekrem İmamoğlu'nu belediye binasının girişinde ve daha sonra Ekrem İmamoğlu vatandaşlara kısa bir açıklama yaptı, sükunete davet etti ve ardından belediye binasına, Büyükşehir Belediye binasına giriş yaptı. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir binasına girdikten sonra kısa bir açıklama yaptı ve açıklamanın ardından da Mevlüt Uysal'ın yanına çıktı, makam odasına. Basın mensuplarının o odaya girişine izin verilmedi ve o odadan fotoğraf servisi yapılacağı söylendi. Şu dakikalarda Ekrem İmamoğlu Mevlüt Uysal'dan görevi devralıyor. Dakikalar sonra da aşağı inmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu konuşmasında vatandaşlara seslendi ve cumartesi ya da pazar günü partilileri, tüm İstanbul'u Saraçhane'ye davet edeceğim. Onun saatini de cuma günü, yani cuma gününe kadar söyleyeceğim dedi. Yarın açıklama yapması bekleniyor. Cumartesi veya pazar günü de Saraçhane'de yoğun bir kalabalık olacak gibi gözüküyor. Daha başka neler söyledi Ekrem İmamoğlu o konuşmasında? Dilerseniz şimdi o konuşmayı bir izleyelim. Mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Çok onur duyuyorum, mutluyum, gururluyum. Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmaksızın, hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın tüm hemşerilerim adına devralmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum.